arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu elimde tuttuğum güzel motifimizi sizlerle birlikte çalışacağız ortası fıstık dolgulardan kenarları trabzandan oluşan motifimiz yapması son derece kolay ve kullanışlı bir motif çalışması olacaktır hemen orta kısmının fıstıklarından doldurarak motifimizi örmeye başlayalım Zincir çekerek başlıyorum. buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. İpinizin kalınlığına göre tığlarımızı tercih ederseniz çok güzel olur. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. İlk zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Sihirli halkayla da çalışabilirsiniz ama zincirle daha sağlam olmakta. Battıktan sonra tekrar bir zincirle pekiştiriyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Bir defa başını doluyorum. Yuvamın içerisine girerek fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1 2 3 İpiniz kalınsa 3 tane yeterli. ince ise 4 tane alabilirsiniz. 4 Kapatıyorum şekilde bir tane de zincirimi çektim. Uzatıyorum ilmeğimi fıstığımı kapatıktan sonra bakın bir zincirim çektim, ilmeğimi uzatıyorum ve bir örümcek yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum, elimle tutuyorum. Çekiyorum. Tek ilmeğimin arasından girerek ikinci örümceğimi de oluşturuyorum. Bir fıstık, iki örümcek yaptım. Tekrar tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine girerek fıstığımı örmeye başlıyorum. 2 3 ve 4. 4 defa bakınız sararak fıstığımı oluşturdum. Çekiyorum, kapatıyorum. Uzatıyorum. Bir tane örümceğimi ördüm. Üzerine tekrar ilmeğimi uzatarak ikinci örümceğimi ördüm. Tığımın başını iki örümcekten sonra yeniden doluyorum 3. fıstık yapmak için yuvamızın içerisine başını dolayarak tığımın başını girdiriyorum. 1 2 3 ve 4 4 defa sardım. Kapatıyorum. Evet. 3. fıstığımı oluşturdum. İlmeğimi uzatıyorum. Bir örümceğimi yapıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum ikinci örümceğimi yapıyorum dördüncü fıstığım için yeniden tığımın başını dolayarak batıyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum uzatıyorum örümceklerimiz iki tane arka arkaya ördükten sonra başlangıçtaki bakınız ilk örümceğimizin olduğu kapadığımız yere bakınız fıstığımızı kapadığımız yere girerek batıyorum bir zincirimi çekerek orta göbeğimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle keselim. Evet, iki renkten oluşacak. Dilerseniz tek renkte örebilirsiniz. Orta göbeğimizi birer fıstık, ikişer örümcek olarak ördük. Şöyle. Şimdi üst sıramızı örmeye başlayalım. Beyaz ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Ve tam şöyle görmüş olduğumuz fıstıklarımızın tepe noktasına gelerek batıyorum. Bakın tam fıstığımızın tepe noktasına battım. Şimdi örümceklerimizin iki tanesini üstte görmekteyiz. Bakınız bu üstteki görmüş olduğumuz kısımlara trabzanlarımızı öreceğiz. Alttaki tek olan da o şekilde kalacak. üsttekiyi mutlaka örüyoruz. Hemen tığımın başını doluyorum. Buradaki ilk örümceğimin içerisine 7 tane ikili trabzan örüyorum. Bir defa başını doluyorum. 1 ve 2 defa da alıyorum. 1, 2 1, 2 7 olana kadar örelim. 2, 4, 5 6 ve 7 tam 7 tane trabzanımız oldu eğer ipiniz kalınsa daha az trabzan da yeterli olacaktır 6 yapabilirsiniz 7 trabzanımızı tamamladıktan sonra 1 2 3 tane zincirim çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız, iki örümcek arası 3 zincirimi çektim. Yeniden diğer tarafa geçerek 7 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 trabzanımı ördüm hemen fıstığımın tepe noktasına 7. trabzanımdan sonra gelerek direkt batıyorum şöyle bakınız araya 3 zincir çektim 7 trabzan sağda 7 trabzan solda tığımın başını doluyorum diğer şuradaki örümceğime 7 tane trabzanı örüyorum eşit bir şekilde 7 şer trabzan doldurarak ilerleyelim 2 3 4 5 6 ve 7 araya 3 zincir 1 2 ve 3 tekrar tığımın başını doluyorum diğer örümceğe geçiyorum yeni trabzan da buraya dolduruyorum 2 3 4 5 6 ve 7 Evet. 3 zincirden sonra 7 trabzan sağ ve sol ördüm. Hemen fıstığımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve diğer örümceğimin üzerine de 7 trabzan 7 trabzan olarak örüyorum. Evet, diğer örümceğimi de doldurarak sıramın sonuna kadar geldim. En son 7. trabzanımı ördükten sonra başlangıç noktamızdayız. Başlangıç noktamızda bir tane sık iğne ile başlamıştık. Hemen arasına gelerek bakınız şu battığımız yere gelerek batıyorum beyazımızın. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincir attıktan sonra ipimizi kesiyoruz. İpimizi kestikten sonra bakınız bu şekilde motifimizi tamamlıyoruz. Şimdi yeni motifler örerek birbirlerini birleştirme işlemini yapalım. Bir tane birleştirmeyi beraber yaptıktan sonra aynı şekilde diğer motiflerimizi de birleştirebilirsiniz. Tek motifimizi tam olarak örüyoruz. Her zaman ilk motiflerimiz tam oluyor. Diğer e, ikinci birleştireceğimiz motiflerde sadece iki köşe birleştireceğimiz için iki tane birleşme noktası yeterli olacaktır. Bakınız, iki köşemi tam ördüm. Üçüncü köşemi yarım ördüm. Hemen bir tane zincir çekiyorum. 3 zincir çekmiştik. Bakınız. Bir zincir çekiyorum. Alıyorum motifimi. Hemen 3 zincir çektiğim yere motiflerimin tersleri birbirinin üzerine gelecek şekilde bir zincirden sonra diğerinin 3 zincirine gelerek batıyorum. Tekrar bir zincir çekerek ikinci kısımdaki şuradaki görmüş olduğum birinci kısmı ördüm bir zincir çektim birleştim İkinci kısımdaki örümceğimi 7 tane trabzan olarak örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 tam 7 tane trabzanımı ördükten sonra fıstığımın tepesine bir tane sık iğnemi batıyorum diğer örümceğimin ilkini örüyorum tam ortada diğer birleştirme işlemini yapıyorum tığımın başını doluyorum 7 defa trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum diğer köşedeki 3 tane zincir çektiğim bölüme giriyorum batıyorum bir zincirimi çektikten sonra kalan 7 örümceğimi buraya örüyorum 7 trabzanımı 3 4 5 6 ve 7. Hemen bakınız şuradaki ilk sık iğnemin içerisine geçerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestikten sonra bakınız birleştirme işlemimizi bu şekilde tamamladık. Diğer birleştirme işlemlerinde köşelerimizin sayısı arttıkça buradaki hem örüp yani beyaz kısımdaki trabzanlarımızı hem örüp hem de 3 zincir çektiğimiz yerde bir zincir bir birleşme bir zincir şeklinde örerek tamamlayalım Evet bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere